Evet arkadaşlar yeni bir YouTube videosu daha birlikteyiz. Timothy Yaz'ın gelmesine çok az kaldı artık. Ben de artık kendi oylamamı yapmıştım. Şimdi de çıkmasını düşündüğüm, e, çıkmasını beklediğim 23 oyunculuk kadroyu e, sizlerle paylaştım. Bütün kart tasarımlarını kendim yaptım. Bütün özellikleri kendim koydum oraya. Yani resimler falan ayarlandı. E, yani tabii ki isabetli olması çok kolay değil hepsinde ama çoğunluğunun çıkacağını varsayıyorum. E, Adam alma ve kadro kurma tercihlerinizi bu videoya göre yapabilirsiniz. Garanti ediyorum buradaki gördüğünüz oyuncağın %60-70'i çıkacak oylamada. Bana güvenebilirsiniz. Ben bu sorumluluğu alıyorum. Dediğim gibi bütün kart tasarımlarını kendim yaptım. Yeni ışığımız da geldi. Artık hani çok daha iyi olacak bundan sonra videoların kalitesi. Büyümeye devam ediyoruz. 2000 aboneye gelmek üzereyiz. Artık inşallah bu videoyla birlikte 2000 aboneyi de geçeceğiz. Ee, bununla birlikte Instagram'ımı da Instagramı çok aktif kullanıyorum. Videoları da oradan paylaşıyorum. Instagram ve Twitter'da açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Dedikten sonra gelelim ilk oyuncuya. Şimdi e, Tibor Kurtuğa. E, ha bir de son notum şu. Şimdi pozisyon pozisyon olacak. 23 oyuncu toplam. E, Oyuncunun çıkma olasılığını söyleyeceğim. Mesela Tibor Courtois bana kalırsa %80'e falan yakın. Çok yüksek çıkma oranı. E, sonuçta her oyuncunun e, bu kadroya girme olasılığı aynı olmayacak videodaki ama e, daha yüksek olanlar olacak, daha düşük olanlar olacak. Hepsini söyleyeceğim sizle ama hepsi benim gözümde en olası 23 oyuncu. Şimdi başlayalım Tibor Courtois ile tartışmasız en iyi kaleci listedeki. İspanya Ligi'nde ciddi bir e, kaleci kalitesi var ama Courtois'ın çok iyi bir kartı yoktu SBC'si dışında. E, Timo Season Courtois kesinlikle herkesin yapmak ve oy vermek isteyeceği bir kart ee, çok yüksek bir overall verdim. Çünkü zaten bunlar team of season. Hani team of the year dengi kartlar bunlar. Hepsinin overallı çok yüksek olacak. Ve Tibor Kurtuğa da tartışmasız listenin en büyük favorisi kaleciler konusunda. Şimdi devam ediyoruz. Ee, pozisyon pozisyon gideceğim. Yine bir kaleci Leno. Bu da bizim plasemiz. İki kaleci koydum sadece. İnsanların çok fazla kaleci seçeceğini sanmıyorum çünkü. E, da güzel bir kart. İngiltere Ligi'nde her zaman yüksek ovrulu kaleciler popüler olur ki Alman kendisi bu Boatenglerle falan da güzel bağ yapıyor. O yüzden de Bernd Leno'yu e, plasa ikinci kaleci adayı olarak belirledim. E, devam ediyoruz. Şimdi kale tartışmasız büyük ihtimalle çıkması en yüksek olası stoperimiz e, Gerard Pique. Scream kartı inanılmazdı. Şimdi Team of Season kartı çok fark yaratacak. Yani 80 hız 97 defans, 89 fizik, pas, dribbling, şut dışında her şeyi verdik kartta ki inanılmaz fizikli ve ayakları uzun olduğu için her topa yetişiyor, her topa ayak at, e, uzatabiliyor yani Team of the Year, Van Dijk'a yakın bir performans bekleyebilirsiniz eğer bu kart çıkarsa ki ben çıkmasının en yüksek potansiyelli olan e, savunma oyuncusu olduğunu düşünüyorum kendisinin. Devam edelim. Tripiye e, çok kötü sabek seçimleri var ne yazık ki tek 50 avuca sığan mantıklı sabek bu Tripiye e, çok önemli bir bölü bir oy organizasyonuyla böyle bir insan öne çıkarılmazsa %90 ya da %80 Trippie'yi göreceğiz oylamada. Ee, ne yazık ki başka iyi sabek yok çünkü. Ee, bu da biraz kötü olmuş aslında. EA Sports birkaç tane daha böyle mantıklı aday koyabilseymiş keşke oraya. Ee, Trippie'ye baktığımız zaman da her şeyi yapabilen hücumcu bir bek ama savunması da gayet yeterli. İyi bir kart olacağını düşünüyorum Trippie'ye çıkarsa. Şimdi gelelim diğer stoper adayımıza. Stoper'de Godin'i niye hemen 2 numaraya koymadım? Çünkü bir tane çok ciddi rakibi var Godin'in. Büyük ihtimalle 3 tane stoper de çıkabilir. Göreceğiz oylamanın sonucuna göre. Evet Godin'de 80 hıza e artık ulaşmış. Şutu çok iyi değil ama onun dışında her şey inanılmaz iyi. Çok güçlü tank gibi bir stoper kendisi çok fark yaratır sağda ve İtalya Ligi'nin istediği o stoper arayışında kapatır. Şimdi Grimaldo için ne söylediği şey e, Tripi için ne söylediysem Grimaldo için de aynı şey geçerli arkadaşlar. E, çok az iyi sol bek var listede. Belki de hiç çok Grimaldo dışında o yüzden de Grimaldo Banco gibi düşünebilirsiniz. Çok iyi savunması yoktur ama inanılmaz teknik ve pas kabiliyeti olan şutu olmasa da hücumcu bir bek kendisi e, ve hızlı tabii ki. Yani savunması da kötü değil yanlış anlamayın. Team of Season kartı gayet yeterli bir savunması olacaktır. Fark yaratabilen bir İspanyol sol bek olacaktır. Ben de gelmesinin çok yüksek olasılık olduğunu düşünüyorum kendisinin. E, ve evet Godin'le yarışacak e, yani o iki stoper girecekse birisi kesinlikle piki olacak. Yanına ya Gomez ya e, Godin gelecek ama üç stoper de girebilir dört stoper de girebilir. E, o yüzden yani içiniz rahat olsun. Bence Gomez ile Godin birlikte girecek bu listeye Pique ile birlikte stoperler olarak. E, inanılmaz bir kart. Premier Lig'in ihtiyacı olan iyi stoper ihtiyacını kesinlikle karşılayacak bir kart. Van Dijk'e, Alisson'a, Team of the Year Arnold'a, Team of the Year e, şeye. Anderson'a hepsine yeşil bağ veriyor. İnanılmaz bir kart. Ee, çok yüksek olasılığı gelme olasılığı çok yüksek. Ee, ve inanılmaz hızlı, çok güçlü. Her şeyi yapabilen şut dışında inanılmaz komple bir stoper kendisi. Van Dijk'a da inanılmaz eşleyecek o hızlı oyuncu olur. Team of the Year Van Dijk'la Team of the Season Gomez inanılmaz bir ikili olurlar savunmanızda. Bu da benim plasa adayım ee, çok seveni var hem Almanya'da hem Türkiye'de insanlar ona oy veriyor. İnşallah girer listeye böyle ucundan böyle son isim olarak girebilir bence Ozan Kabak. Ee, birazcık torpilim var ama hani cidden altıdan tane savunma oyuncusu girecek. Hani illa Ozan Kabak'ın orada bir yer bulması olası kendine arkadaşlar. O yüzden ben Ozan Kabak'ın listeye girebileceğini düşünüyorum. Ee, tamamen yani mantıksızca gönülden verilmiş bir karar değil bu arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi orta sahalardayız. Orta sahalarda bence bankoların bankası Fernandinho. Premier Lig'li olması, Brezilyalı olması zaten konuyu bitiriyor aslında. Ee, i̇stediği hıza da ulaştı artık. Her şeyi 80 üzerinde. Savunması 89-88 inanılmaz. İyi pası da var, driblingi var. Şutu yeterli. Kusursuz bir orta saha olur arkadaşlar. Eğer geldiği takdirde bence gelme olasılığı en yüksek orta saha kartı dediğim gibi ligi ve ülkesi yüzünden. Yine inanılmaz bir orta saha kartı. Casimiro İspanya liginden yine Brezilyalı bu sefer. O biraz daha yavaş ama daha iyi şut çekip inanılmaz bir savunmacı, tam bir tank. E, Vieira'ya şey, tabii Vieira'ya benzetebiliriz. Eee Casemiro'yu gelirse çok fark yaratır ve kadroda da görürüz büyük ihtimalle. Şimdi Julian Brandt geçen senenki e, Kai Havertz Timo Season'a benzetiyorum ben kendisine Çok etkili bir on numara kendisi. İş yapabilecek, her şeyi yapabilen kapasiteli bir on numara kendisi. E, gelme olasılığının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Devam edelim. Felipe Anderson'la yine gelme olasılığı çok yüksek bir kart bence. Orta sahaların içinde olduğu için belki biraz hani arada kaynayabilir. Onun dışında hızlı şut çekiyor, dripling yapabiliyor, fiziği var, pas atabiliyor. Yine komple ve Brezilya'da hem de Premier Lig'den bir kanat oyuncusu kendisi. Ve Ben Tankur şimdi olasılıklar giderek düşüyor ama ben yine Ben Tankur'un da hani düşük bir olasılık olduğunu düşünmüyorum. Ben Tankur'un da gelme olasılığı yine diğer e, videoda olmayan kartlardan çok daha yüksek. O yüzden hani bu videoda sonlarda olmasına rağmen yine yüksek olduğunu unutmayın bu kartların çıkma olasılığının şahsen. Her şeyi yapabilen her şeyi 80 üzerinde bir Prime, Prime olmasa da bir Prime Moments Seedorf'a çok benziyor bu kart. Her şeyi yapabiliyor. Teknik bir oyuncu, orta sahada bir maestro kendisi. Gelirse merak ettiğim kartlardan biri. Ve Eduardo Camavinga inanılmaz seveni var. inanılmaz hype'ı böyle bir heyecanı olan bir kart. E, bu karta ciddi oy geleceğini düşünüyorum ben. Gelirse şaşırmayın. Gelirse de söz veriyorum ne kadar olursa olsun kadroma ekleyeceğim onu. O da inanılmaz bir kart. Eduardo Camavinga. E, devam ediyoruz. Thiago ile... Tiago da inanılmaz bir e, fotoğrafıyla birlikte geldi. Şimdi o da şöyle e, yine her şeyi yapabilen ama çok teknik, çok üst düzey pas ve dribbling konusunda en üst seviyede e, kusursuz bir kart. Yani Iniesta, Xavi tarzı bir kart olur mu kart gelirse, Team of Season kartı Tiago'nun çok da iş yapar. Geldik forvetlere artık. Bence en bankosu, en sağlam forvet bu arkadaşlar listedeki. E, Icardi çok iyi şut, yeterli fizik, yeterli dribling, iyi pas ve yeterli bir hızla birlikte tam bir ceza sahası içi golcüsü çok fark yaratır, çok da sorun yaratır gelirse. Neymar, Mbappe, Ben Yedder'le de eşleşir. E, Messi'yle de bağlayabilirsiniz Arjantinli olduğu için. O yüzden ben Icardi'nin banko geleceğini düşünüyorum. Devam ediyoruz ve Wilfred Zaha tabii ki sevenin çok fazla. Premier Lig'in ne kadar popüler bir lig olduğunu biliyorsunuz FIFA'da. 99 hız bence tartışmasız bir şekilde gelecek. 95 tripling çok yeterli ve yani çok olması gereken bir kat zaha için. E, 5 skill'ı vardı doğru hatırlıyorsam. E, şutu ve pas'ı ve fiziği de artık kusursuza yaklaşacak kendi pozisyonu için. Çok ölümcül ve bence düşündüğünüz kadar pahalı olmayacak bu kart. Ve yani çok fazla problem yaratıp böyle herkesi kanser edecek inanılmaz bir hücum silahı olacak Wilfred Zaha. Devam ediyoruz şimdi Radamel Falcao Umut hani Türkiye Ligi, emin misin diye soruyorsanız bence evet Falcao'nun ben ciddi sayıda oy alacağını düşünüyorum. Ve sadece Galatasaray taraftarlarından değil hem Falcao'yu seven oyunculardan hem de e, Türkiye Ligi'nde Falcao'yu seven hem Galatasaray'ı hem Beşiktaş'ı hem Fenerlisi Falcao'yu görmek isteyen insanlar olacaktır diye düşünüyorum. Sonuçta popüler bir oyuncu ve yani çok fazla iyi de forvet yok listede ne yazık ki. O yüzden de ben Falcao'nun seçileceğini düşünüyorum açıkçası. İnanılmaz şut dribbling ve fizik kombinasyonuyla yeterli hız ve pasla birlikte kesinlikle denenecek bir kart olur kendisi. Umarım gelir o da. Dedikten sonra gelelim Dembele'ye. Future Stars kartıyla inanılmaz bir sempati toplamıştı. Burada da göreceğiz. Falcao'dan daha iyi bir santrafor olur. Bence çıkarsa en iyi santrafor kartı bu olur oyundaki. Team of Season takımı içindeki. Ee, yani bütün o isimler içinde en güzeli bu olur. Potansiyeli de çok yüksek bence. Yine hani Ben Yedder'i, Mbappes'i, Yeşilbağ hepsi. Anlatmama gerek yok hepsine. İnanılmaz bir kart olur. Ee, Dembele de inşallah gelir. Ve bence gelecek. Şimdi Milik Biraz plasa diyebilirsiniz ama dediğim gibi çok bir rekabet yok hücum kısmında. Arkasios milik e, fizik ve şut e, Fambastan tarzı bir oyuncu olur gelirse. İyi e de driplingi var. Tam bir fanbastan diyebiliriz kendisi için. Ve Burak Yılmaz e, yine ya yani, Türk bir kart. İyi bir destek alabileceğini düşünüyorum. de dediğim gibi hep tekrarlıyorum ama çok bir rekabet yok. O yüzden ben Burak Yılmaz'ı görebileceğimizi düşünüyorum. Ee, savunmaya sorun çıkarıp arkaya kaçabilen hızlı ve iyi şut çekebilen bir kart olur gelirse. Keyifli de olur. Ve Nani 5-5 e, olur büyük ihtimalle gelirse. 5 yıldız, 5 skill move, 5 weak foot, ee, iyi dribbling, hızlı şut, iyi pas. Hızlı ve iyi şut çeken bir kart. Bence güzel fark yaratır. Daha yani iyi de hücum kısmında görebiliriz. Çünkü kendisi sol kanat olarak hücumcular içinde adlandırılıyor listede. Turam informu iyiydi. Almanya ve Fransız olması onu avantajlı duruma getiriyor. Turam da çıkabilir ama dediğim gibi artık giderek düşüyor olasılıklar ama Turam'ı da görebiliriz dedikten sonra 23 oyunculuk listenin sonuna geliyoruz arkadaşlar. 23 tane oyuncu paylaştım. FIFA'nın bize belirlediği kurallar dahilinde bu oyuncuların çoğunun yani ilk başta zaten hepsine bahsettim. Çıkma olasılıkları kendi arasında değilse de en böyle çıkma olasılığı olan 23 oyuncu olduğunu düşünüyorum. umarım bundan yararlanırsınız. Yararlı bir video olur. Umarım hani buna göre kadronu satıp kurup bu işten kar edersiniz. bu olayı fırsata çevirebilirsiniz diyelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımı abone takip edebilirsiniz. Yeni videoda haberdar olmak için. Diğer videoda görüşmek üzere ve son olarak iyi günler.